Hocam. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sizinle burada olmak çok büyük keyif. Hocam, çok merak ettiğim bir şey var. Neden UNESCO Çatalhöyük'ü kültür mirası olarak kabul etti? Çatalhöyük'ün ne gibi bir farkı var? Şu anda buradayız, bir tarihin içindeyiz ama neden Çatalhöyük? Bunun birçok nedeni zaten UNESCO'ya başvuru formlarında da yer alır. Örneğin, Orta Anadolu'nun tarım toplumu kültürlerinin en eski yerleşmesinden birisi burası, Çatalhöyük. Daha da önemlisi, Anadolu'nun en eski prehistorik kazılarından birisi Çatalhöyük. Kaç yıldır kazılıyor burası? İki evre bir kazı dönemi var. Birincisi James Maynard tarafından ve 3 yıl süren kazılar evresi ki Çatalhöyük'ün en tanınmış olma dönemi o zaman başlamıştır. Sonra uzun bir ara verildikten sonra 98 yılında yeniden başlayan ve halen de devam eden kazılar var. Burası o kadar eski ki sanki zaman önemini kaybediyor. Tam 9400 yıl önce uygarlığın temelleri burada atılıyor. Çatalhöyük'ün öncelikle çok geniş bir alana yayılan yerleşim alanı olması da önemli. Örneğin Anadolu'daki pek çok neolitik, kalkolitik yerleşmelerde yerleşme olarak adlandırdığımız höyükler daha küçük ebatlıdırlar. Ama Çatalhöyük hem adından da kaynaklandığı gibi iki höyükten oluşuyor. Hem de bu iki höyükte yaklaşık olarak 7400 yıllarından 5500 yıllarına kadar uzun süren bir yerleşim evresi geçirmiş. Ya şaka gibi, bu bakımdan savaş olmamış o zaman demek ya da böyle işgaller olmamış, değil mi? Öyle algılanıyor. Savaş olup olmadığı çok anlaşılmasa bile. Burada öyle bir buluntular var mı savaş olduğuna dair? Savaş olduğunu gösteren bir herhangi bir veri yok. Yalnızca burada sürekli yıkılıp yeniden inşa edilen evler görüyoruz. Neden peki yıkıp bir daha yapmışlar? Hem de üstüne yapmışlar. Şimdi ben de biraz böyle okudum da yani bir sebebi bunun var mı yakılması? İnançla ilgili olması olabilir ya da kazayen yakılmış da olabilir tabii. Ama olan şu, belirli evrelerle bu evlerin duvarları korunabilsin diye hem sıvanmakta, hatta kat kat sıvaları açıkça duvarlarda görebiliriz. Buna ek olarak zamanla tahrip olan evler yıkılarak yerine yenisi yapılmaktadır. Dolayısıyla höyükleşme dediğimiz giderek tepeleşme de bu yüzden oluşmaktadır. Buradaki yapılan en önemli özelliklerinden birisi de kesinlikle taş temelin olmamasıdır. Nasıl ayakta duruyor o zaman? Kerpiç duvarlar ve geniş kerpiç duvarlar üzerinde duruyor. Çamur harcı ve kerpiç duvar. ...9400 yıl önce konar göçerlikten yerleşik düzene geçen insanoğlunun ilk yapı malzemesi kerpiç, ağaç ve kamış olarak karşımıza çıkıyor. Neolitik devrim olarak adlandırılan bu dönemde insanlar doğanın onlara sunduğu malzemeleri yeni şekillerde kullanmayı keşfediyorlardı. Şimdi mesela benim görebildiğim kadarıyla burada bir yangın izi var. Bu gerçekten o dönemden kalma bir yangın izi değil mi? Evet, evet. Şimdi kazılar sırasında karşımıza çıkan iki unsur bize burada bir yangın olduğunu gösterir. Öncelikle duvarlardaki siyahlaşma ve bu bütün duvar boyunca devam eden bir siyahlaşma. İkincisi de Çatalhöyük mimarisinin ana elemanı olan kerpiçlerin gördüğünüz gibi kızarmış olması. Tuğla belki olmuş onlar. Tuğlalaşmış duruma. Bilmeden tuğla yapmışlar aslında. O kadar yüksek bir derece olmadığı halde gene de kızarmış olması çok ilginçtir. Dolayısıyla tuğlanın da ana vatanı Anadolu'dur diyebiliriz biz temel olarak. Ya da dünyada yapılmış, belki de istenmeden yapılmış ilk tuğlalar şu anda karşımızda diyebilir miyiz? Diyebiliriz belki. Bugün kurumuş olan bir nehir kıyısında büyüyen Çatalhöyük uygarlığı, dünyanın ilk kenti olarak mimarlığın kökenleri hakkında bilgiler sunuyor. Yaşamını devam ettirmek için tüm becerilerini sonuna kadar kullanmak zorunda olan insanoğlu, kurduğu bu yerleşik düzenle modern hayatın temellerini attı. Bu kentte gelişen sosyal ve kültürel yapı, organizasyon şekilleri, sanat ve inançlar,
nesilden nesile aktarılarak gelişti. Çatalhöyük evlerinin çeşitli fonksiyonel özellikleri var. Bu evlerde bir takım sedirler ortaya çıkarılmış kazılar sırasında. Bu sedirler üzerinde yatılan, yatak serilip yatılan sedirler olabildiği gibi sedirlerin altına da kendi geçmiş ölen insanların da gömüldüğü ortaya çıkmıştır. Yani yaşadıkları evde hem kendileri yaşıyorlar, evet, hem de aynı zamanda eski yakınları da onlarla beraber aynı evi paylaşıyorlar. Bir anlamda yaşıyorlar. Onun için belki Çatalhöyük'teki ölü gömme geleneklerine kısaca bir değinmekte yarar var. Evlerin içine gömüyorlar o zaman. Gömü evin içerisinde ama bu ceset olarak gömmüyorlar. Önce yetişkinlerin cesetlerini şehrin dışına bir yere bırakıyorlar. Bir açık alana. Burada kurtlar, kuşlar bu cesetlere ait etleri ve çürümeyi sağladıktan sonra iskeletler toplanıp evin içerisindeki bu sedirlerin altına gömülüyor. Çok enteresan. Boyanarak, hatta kemiklerinin boyandığını, kafataslarının boyandığını bu zeminlerin altında ortaya çıkarılan iskeletlerden anlıyoruz. Çatalhöyük, Anadolu'da en fazla tapınağın olduğu yerleşme. Her ev aynı zamanda kendi tapınağını da barındırıyor. Neolitik dönemde insanoğlu henüz ev ve ibadet yerlerini birbirinden ayırmamış. Çatalhöyük evlerinin hepsi konut olarak kullanılmamış. Öncelikle bunu belirtmemiz gerekiyor. Bu evlerin bir kısmının kutsal oda olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu kutsal oda kavramı da burada bulunan bir takım boğa başları protonlarından, yani boğa başlarının çamurla sıvanarak duvara yapıştırılmış olan örneklerinden anlıyoruz. İnsanoğlu her dönemde inanmış ve üstün bir güce tapmış. Boğa kültü en eski inançlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Tarla süren, eşyalarını taşıyan, etinden ve sütünden yararlanılan boğa kutsal kabul ediliyor. Bu inanç duvar resimleriyle de şekil buluyor. Mağaralardan çıkan insanoğlu tarımı, hayvanları evcilleştirmeyi bu dönemde öğreniyor. 8000 kişinin yaşadığı bu kentin sokakları, caddeleri yok. Evlerin duvarları bitişik, pencereleri de yok. Doğadan ve hayvanlardan korunmak isteyen insanlar ilk yerleşimlerinde evlerine çatıya açtıkları deliklerden girmeyi tercih ediyor. Evet, burada bir Çatalhöyük evinin çeşitli bölümlerini ve plan şemasını görüyoruz. Öncelikle kavak ağaçlarından yapılmış olan merdiven iplerle bağlanmış basamakları. Bunun hemen altında ocak var. Ocağın dumanı buradan çıkıyor. Bu üst açıklıktan da bir dışarıya gitmesi aslında sağlanıyor. Tabii bu bizim giriş yaptığımız kapıda söz konusu değil. Böyle bir dolayısıyla kapı yok. Evin dip tarafında kiler bölümü yer alıyor. Oraya geçiş dar bir aralıktan sağlanıyor. Hemen onun öncesinde de işte ev ailesinin, evdeki yaşayanların üzerinde akşamları yattığı işte sedirler, koyun postu, diğer hayvan postları yapılmış yatakların olduğu sedirler. Bu duvardaki şekiller de herhalde içeride orijinal evlerde gördüklerimizin bir reprodüksiyonu. Bir reprodüksiyonu. Burada geometrik süsler dikkatimizi çekiyor. Ve var yani. Tabii bunun orijinali var. Ve aynı zamanda burada gördüğümüz renkler de hemen hemen doğal renkler. Orijinal renkler. Orijinal renkler. Diğer tarafta gördüğümüz resimde ise bir şehir planının ve onun hemen yakınındaki bir volkanın betimlendiği resim. Şimdi Çatalhöyük evlerinde ve kutsal odalarında bu tür boğa başları, çamurla sıvanmış boğa başları çok yaygın olarak karşımıza çıkmakta. Bunların kült eşyası, yani inançlarıyla ilgili bir takım semboller olduğunu söylemek mümkün. Bu da bir bakıma inancını da yansıtıyor insanların. Koruyucu tanrı,
Boğa Tanrı gibi, ki daha sonra Hititler zamanında da boğa kültü devam çok ediyor, yaygın bir şekilde devam ediyor Roma çağına kadar. Herhalde o Karadağ'dan buraya 3000 sene dediğiniz, inmelerine 3000 sene geçmesine sebep olan şey belki de bu etütlerdi. Bu etütler. Bunları öğrendiler belki o 3000 sene içinde. Tabii o süreç içerisinde hiçbir şey bir anda olup bitmedi. Belli bir birikimin sonucunda Çatalhöyük bu hale geldi ve günümüzün uygarlığı da bu birikimler üzerine oturmaktadır. Çatalhöyük'te yaşayan insanların yarattığı temeller binlerce yıl boyunca nesilden nesile aktarılarak bugünkü uygarlığı oluşturdu. Günümüz medeniyetinin kökleri olan tarım, inanç, sanat, şehirleşme gibi kavramların gelişimi Çatalhöyük'te 2000 yıllık bir süreçte izlenebiliyor. Hocam şunu söyleyebilir miyiz? Şu anda ayağımızın altında aslında hala bir tarih var. Çatalhöyük yatıyor hala. Şu anda hala duruyor değil mi? Tabii. Yani şu anda tabii. Şehrin üstünde duruyoruz. Bir antik kentin üzerinde duruyoruz. Bunun en yaygın evresi Neolitik evre. Çatalhöyük'te kazılar ve araştırmalar devam ediyor. Neolitik çağla ilgili keşifler günümüze de ışık tutuyor. Burası bayağı büyük. Evet. Zaten kazı başkanının çalışma yıllarının yarısını burası aldı. Öyle mi? Tabii. Şimdi burada baktığımız zaman birçok katman görebiliyorum ben. Ama evet, siz başka şey görüyorsunuz. Burada en altta bir ev varken bir kat üstünde bir ev daha var. Evet. Ya da ev olduğunu düşündüğümüz bir yer. Odalar. Var. Odalar var. Yukarıya kadar gidiyor. Evet. Bunların hepsi üst üste miymiş? Yamaç kazılarında zaten amaç en üst tabakadan en eski tabakaya kadar inmek anlamına geliyor. Buradaki yapılan kazılarda bu yerleşmenin, yani Çatalhöyük'ün ilk yerleşme katmanlarına ulaşabilmek amacıyla böyle bir yer seçilmiş ve katman katman yukarıdan aşağıya doğru inerek burada gördüğümüz ahşap kalaslarla sınırlandırılan alanda çarşamba suyunun getirdiği alüvyonlara kadar ulaşılmış. Ya burası aslında bunun tabanı. En ilk yerleşmesi, en eski yerleşmesi Çatalhöyük'ün bu dörtgen şeklindeki çukurda olmuş. Bu çukur insanlığın 9400 yıl öncesinin tanığı. Alanda tam 18 katman var. Höyük'te kentin 2000 senesini bir arada görmek mümkün. Karşıda yerleştirilmiş bir pano görüyoruz sol tarafta. O pano üzerinde bir yoruma göre bir şehir planı betimlenmiş. Hatta bu şehrin bir yanardağın, bir volkan püskürmesinin söz konusu olduğu bir dağın dibinde olduğunu değerlendirmeleri yapılmıştır. Yani aslında Karadağ'dan bahsediyor. Belki Karadağ, belki Hasan Dağı gibi bu civardaki volkanik dağlardan birisinin olması gerekir. Şimdi benimle beraber hayal etmenizi istiyorum. Milattan önce 10.000 yılı. Arkamda gördüğünüz Karadağ. Karadağ'da yaşayan insanlar, mağaralarda yaşıyorlar. Hayvan avlayarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve en sonunda da buraya inmenin planlarını yapıyorlar. Milattan önce 7500 yılında en sonunda ovada yaşayabilecek teknolojiye sahip oluyorlar. Teknoloji derken bahsettiğim ev yapabilme teknolojisi, avlanma teknolojisi ve aynı zamanda ateşi bir noktada sabitleyebilme ya da daha Türkçesi ocak yapabilme teknolojisine sahip oluyorlar. En sonunda da burada yaşamaya başlıyorlar, Çatalhöyük'te. Çatalhöyük'te yaşamaya başladıktan sonra fark ediyorlar ki artık avlanmak zor çünkü hayvanlar dağda. Burada hayvanları evcilleştirmeleri gerekiyor ve onlar da yaşam alanlarının etrafına çitler çevirerek hayvanları evcilleştirmeye başlıyorlar. Yalnız yiyecekleri hayvanları ya da süt veren hayvanları değil, köpekleri ve kedileri de evcilleştiriyorlar. İşte ilk yerleşik hayat şu anda benim de üstünde bulunduğum bu alanda başladı. Çatalhöyük'teyiz.